esnaf odaları önümüzdeki süreçte seçime doğru bir yola girecekler, zorlu bir maratona girecekler. Geride bıraktığımız, aslında daha tam anlamıyla bırakamadığımız pandemi sürecinde de esnaf odaları çokça tartışılmış, üzerlerine çokça fikir üretilmiş ve konuşulmuştu. Çünkü odaların bağlı bulundukları esnaflara ne tür kolaylıklar sağladığı ya da sağlayamadıkları tartışmalara neden olmuştu. Şimdi yanımızda Çanakkale Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı ve aynı derneğin federasyonun ikinci başkanı Abdülaziz Asan var. Kendisi öğrendiğimiz kadarıyla, ben önden bir bilgi vereyim, Lokantacılar Odası'nın önümüzdeki süreçte gerçekleşecek seçiminde başkan adayı. Şimdi Aziz Bey'i tanıyalım öncelikle. Abdülaziz Asan kimdir? Abdülaziz Asan, 2005 yılından beri Çanakkale'de esnaflık yapan kantin işleten, 2006 yılından bu yana Çanakkale'de Esnaf Kantinciler Esnaf Derneği Başkanlığı yapan, 2011 yılından bu tarafa da Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği ikinci başkanlığı yapan, Esnaf Dernekleri Federasyonu ikinci başkanlığı yapan kişidir. Evet, Aziz Bey, şimdi ben sorularımı hazırladım. Öncelikle evet, şuna bir değinelim. Pandemi sürecinde oda başkanları üyelerine yeterli hizmeti verdi mi? Pandemi döneminde oda başkanları üyelerine yeterli hizmeti veremedi. Biz zaten bunun için aday olduk. Üyelerden gelen talep üzerine, çoğu şikayetler üzerine, pandemi döneminde bırakın üyelerine hizmet vermeyi, üyelerinin telefonlarını bile açmamış başkanlarımız. Bunun için de bize çok çağrılar olduğundan dolayı biz de bu yola çıktık. Peki bu süreci oda başkanları böyle geçirdiler. Onu anladık. Esnaflar nasıl geçirdi ve şunu da söyleyeyim, hemen ekleyeyim. Dernek başkanı olarak siz bağlı bulunduğunuz odadaki üyelerinize hangi kolaylıkları sağladınız? Esnaflar bu pandemi dönemini Türkiye genelinde de olsa çok zor durumda geçirdi. Çanakkale'de biz esnaf arkadaşlarımızla, şöyle söyleyebilirim, kantinciler bizim derneğimize bağlı, federasyonumuza bağlı ve Türkiye genelindeki bütün bağlı olmayan kantinler dahil, bunların hepsine bazı kolaylıklar getirdik. Okulların ara sıra açılıp kapanma sürecinde okulların kira oranlarını %5 gibi oranlara çektirdik. Bakanlıkla, Tarım Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na, federasyon olarak sürekli gelişmelerle %5 gibi açtıkları günlerin çok cüzi bir rakam, aylık kiralarının şöyle söyleyeyim %5'in dahi altında olan bir rakamlara çektirdik ve esnafımızı zor durumdan kurtardık. Bazı esnaflarımız açtı, bazı esnaflarımız açmadı. Açmayan esnaflarımıza da açmayan günlerde dilekçe alarak kira ödememelerini sağladık. Şimdi Lokantacılar Odası sadece bir lokantacılar odası değil. Değil. Birçok odayı aslında içinde evet, barındıran, birçok meslek dalını ve kolunu içinde barındıran bir oda. Öncelikle neden kantincilikten lokantacılara adaysınız? Onu söyleyeyim. Şimdi bu bizi bakanlık olarak esnaf odalarına kayıt olmak için esnaf odaları birlik başkanlığına müracaat ediyoruz. O zamanki dönemde bizi bilemiyorum neye göre yaptıklarını da bilmiyorum. Belki kanuni bir yeterliliği vardır, bir açıklaması vardır. Bizim kantincilerimizin bazılarını bakkallar odasına, bazılarımızı da lokantacılar odasına üye olmak için esnaf odaları birlik başkanlığı gönderiyor. Bize hangi odaya gidip üye olacaksınız derlerse biz o odaya üye oluyoruz. Beni de lokantacılara gönderdiler. 2005 yılında biz de gittik lokantacılara üye olduk. Seçimler ne zaman? Öncelikle bir de tekrar dinleniyorum. Neden adaysınız? Ben niçin adayım? Az önce de belirttiğim gibi başkanın pandemi döneminde esnafa hiçbir şekilde karşılık veremediği, cevap veremediği, esnafın yanında olamadığı, ayrıca artık 60'lı yıllardaki oda başkanlığı yönetimlerinin bittiğini, artık bilgi çağındayız, bilgisayar çağındayız. Biz odada değil, ayakta hizmet değil, ayağa hizmet götürmek için odaya, yeni bir ivme kazandırmak için odaya adayız. Biz esnafımızın işlemlerinin işini bırakıp 2 saat odaya gelip gitmesinin önüne geçeceğiz. Resmiyette veya resmi olmayan sorunlarıyla ilgili çözüm üreteceğiz ve esnafa şu anda dolaşıyoruz. Çözümlerini de ekibimle beraber çözümlerini de araştırıyoruz. Peki seçimler ne zaman ve aktif bir şekilde bu saha çalışmaları ne zaman başlayacak? Seçimler Ocak ayından Mart ayında kadar olduğunu biliyorum. Biz aktif olarak şu anda sahaya inmedik. Aktif olarak ekibimle beraber sahaya indiğimizde biz çalışmalara başladığımızda esnaflardan bize talep var. Esnafların sorunlarını o zaman dinleyeceğiz ve esnafların sorunlarını dinledikten sonra da nasıl bir çözüm üretebiliriz? Bunun çalışmalarını yapacağız. Teşekkürler. Şimdiden hayırlı olsun. Seçim maratonunda yorucu geçecek. Tekrar görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Ben